Merhaba arkadaşlar. Deniz'in El İşi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir boyun atkısı yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda boyunluk olarak da kullanılıyor. Elimde olan böyle kalın ipim var, orta kalınlığın üstünde. Bunu 7 numaralı şişle başlayacağım arkadaşlar. 40 tane ilmekle başlıyorum. 40 tane ilmek ve 42 santim olacak. Çok kolay, herkes yapabilir. Kış geldi. Boyunluk yapalım kendimize. Sıcak tutsun arkadaşlar. En kolay örgü modeli. Çok da hızlı örülüyor. Ben bu şekilde başlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorum yazın arkadaşlar. Destek verin. Hep birlikte yeni videolar, yeni örgü modelleri yapalım. Evet. 40 tane ilmek atıyorum. Şişim 7 numara. Ve tekniği, örgü modelim tamamen tekniğim haroşa. İki renk kullanacağım. Mor rengini de çok seviyorum. Örgülerimde moru çok kullanıyorum ben arkadaşlar. Tabii fark etmez sizler için. Siz hangi renkleri tercih ediyorsanız o şekilde başlayın. Sayalım kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Evet. Şişimi alıyorum. İpim fazla uzun kalmış, onu kestim. İlk sırada birinci ilmeğimi ördüm. İki sıra yaptığım zaman bir diş haroşa oluyor arkadaşlar. Şu anda şişim çok uzun. Onun için biraz zorlanıyorum. Bir sıra krem, bir sıra mor yaparak bir diş mor, bir diş krem yaparak 42 santim olacak şekilde devam edeceğim arkadaşlar.
Sıramın sonuna geldiğimde sondaki ilmeğimi örmüyorum. Şişimin üzerine aldım. Ve giderken bunu örüyorum. Evet, bir diş ördüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. Bir diş, bir sıra da bir diş sıra beyazımı öreceğim. Renk geçişlerinde ilk sıramı örüyorum. İlk ilmemi örüyorum arkadaşlar. Renk geçişlerinde. Şişim biraz büyük olduğundan zorlandım çekim yaparken arkadaşlar. Bir de çok büyük boy. O açıdan biraz ses çıkarıyor. Bakın çok kolay ve çok rahat yapılabilen, hızlı giden bir model. Tamamen haroşe tekniğiyle örüyorum. Sıramın sonuna geldim. İpimi atıyorum ve örmeden şişimin üzerine koydum. 40 tane ilmek. ...42 santim olana kadar öreceğim arkadaşlar. Yani şu kadar. Şöyle 42 santim olana kadar haroşa tekniğiyle örmeme devam edeceğim. Dikdörtgen olacak arkadaşlar bu örgü modeli. Dikdörtgen oluyor. Boğazımızı saracak, soğuktan koruyacak. Çok basit, kolay, herkesin yapabileceği bir boyunluk. Tersi ve düzü. Ve tekrar sıramın sonuna geldim. Mor rengimle devam ediyorum. Mor rengimi geçtim tekrar. Evet. Bir sıra mor, bir diş mor, bir diş krem yaparak 40
42 santim olana kadar devam edelim. Evet, ölçelim arkadaşlar. Evet, 42 santim oldu. Şimdi bu sıramda keseceğim ben bunu arkadaşlar. Bakın 42 santim oldu. Beyazla bitiriyorum. Sonra mor rengimle kesme işlemi yapacağım. Tam bitmiş olacak. Böyle kenarları da. Bu taraf tersi. İster bu tarafı kullanın arkadaşlar. İsterseniz pardon. İsterseniz haroşa tarafını, bu tarafı da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, boyunluğumun 42 santim yaptım. Şimdi kesme işlemini yapıyorum. Şu şekilde ikisini alıp diğer şişimin üzerine atıyorum. İkisini alıp diğer şişimin üzerine atıyorum. İkisini birlikte alıp diğer şişimin üzerine atıyorum. İkisini birlikte alıp diğer şişimin üzerine alıyorum. Ve bitirdim arkadaşlar. Evet, haroşamı ters çeviriyorum arkadaşlar. Sağ taraftan bir köşe getiriyorum. Soldan da getiriyorum. Şöyle. Şu arada 10 santim olacak. Mezurumuzda ölçelim. 10 santim. Karşılıklı 10 santim getiriyorum. Ve burayı düz taraftan birbirine dikeceğim arkadaşlar. Oldukça çok kolay. Bu köşemi buradan getirdim. Buradaki köşemi de buradan karşılaştırıyorum. Her iki taraftan da 10 santim olacak şekilde dikiyorum birbirlerine.
İlmekleri karşılıklı getirerek dış taraftan bir buradan, bir sağdan, bir soldan dikiyorum. Boyunluğumu bu şekilde diktim. Evet arkadaşlar, diktim bu şekilde. Burayı bu şekilde tutuyoruz. Mankenimi kafasına geçireceğim şimdi. Boyunluk olarak. Şekilde geçirdim. Bunu böyle üçgen olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Tek renk de yapabilirsiniz. Şöyle üçgen olarak da kullanabiliyoruz. İster bu şekilde, ister yana, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Güzel, sıcak bir boyunluk oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. You